O yüzden ülke zengin. Zenginliği çok. Demir çelikten tahıl buğdaya kadar. Bayrağına baktığı zaman lacivert üst taraf gökyüzü mavi, yani lacivert. Alt kısmı da sarı. Buğday başak tarlası. Tarım bakımından, tahıl bakımından bir numaradır. Son dönemde özellikle ay çekirdeği konusunda bizim Trakya Birlik gelip alıyor zaten. Evet, mısır, ay çekirdeği. Sushi'ci bak sen. Sol tarafındaki kültür merkezidir. İşte üzerinde hangi dönemdenki konserler yapılacak. Sovyet döneminden tabii yapılmış. Çok büyük ya. AKM burada değil mi? Şu anda şehrin böyle çok güzel parkı hemen sağ tarafta görüyorsunuz. Parkın içine hemen bir eğlence merkezi, restoran eğlence merkezi yapılıyor. O yüzden şu an Arkov bölgesi işte valisiyle belediye başkanı Arkov'un en zenginleri arasında. Niye? İşte belediye arazileri bu şekilde tanıdığa, dostluğa verilip aslında Türkiye'den bir farkı yok ya. Yani bir dil farklı, para birimi, sistem aynı zaten. Baktığınız zaman her şeyle. Zaten bu rüşvet olayını da biz öğrettik onlara ya. Sol tarafta bakın, Şevçenko'nun heykelini görüyorsunuz. Pava bıyıklı bir amcamız. Sol tarafta da Büyük Şevçenko Park, eğlence yeridir, oldukça güzeldir. Hafta sonu hava güzel olursa burası oldukça hareketli olur zaten. Şevçenko onların milli kahramanıdır. Futbolcu Şevçenko değil ha, soy isim benzerliği. 1800'lü yıllarda yaşamış, o dönemde Ukrayna Rus çarmıh kontrolündeydi. Ondan önce Osmanlı, işte Kırım Tatarlar tarafından işte yakın ilişkiler içindeydi. 1400'lerde, 1500'lerde, yarın detaylı anlatacağız zaten. Daha sonra biz Kırım harflerini kaybettikten sonra Kırım'ı veriyor zaten. Ukrayna'nın bütün bu bölgesine de Rusya İmparatorluğu hakim oluyor. Ve bu Rus çarmıhına karşı Ukrayna bağımsızlığı için pek çok yazı var, şiirler. Arkov'un ana meydanı sol tarafta da Lenin amcamız. Şu anda da zaten Arkov duruyor. Sağ tarafta şehir meclisi. Sol tarafta Adana ana meydan zaten. Lenin amcamız. Batı Ukrayna'nın bütün heykellerini söktüler de burada izin vermiyorlar da. Yaşlı nüfus azaldıkça, bittikçe burada da sökülecek zaten. Yaşlı nüfus geriye, Sovyetler Birliği'ni istiyor. Genç nüfus da Avrupa'ya istiyor, bakalım. Avrupa'nın en büyük meydanıdır burası aslında, yüz ölçümü bakımından. Yani pek çok kitapta öyle geçmektedir, Avrupa'nın en büyük şehir merkezi, meydanı. Ya zaten yavaş yavaş imzalanıyor. Rusya'da o yüzden Kırım aldı, gözdağı vermek için. Sigara konusunda otelde de, yani bizim Türkiye'de nasılsa burada da, Yurmay Türkiye gibi. Kapalı mekanda sigara içmek yasaktır, o yüzden odalarda sigara katiyen içmeyin diyeceğim, siz içeceksiniz. O zaman izmarit sağda solda bırakmayın, yani delil bırakmayın. Camı açın, havalandırın hafif. Çünkü cezası var, yaklaşık olarak 15 euro civarı bir cezası var. O yüzden uyarması bizden. Sigara mı? Ah, Marlboro var. Her türlü sigara var. Marlboro'dan parlamente kadar tutun, Türkiye'ye göre ucuzdur. Yani bir euro mu ne Marlboro sanırım. Sigara içmediğim için şu anda en son o civarında bir şeydi ya. Bir euro veya bir dolar civarı bir şeye denk geliyor. Baktığımız zaman o yüzden aa, şöyle söyleyeyim, havalimanı Doğu blokunda eski Sovyetler Birliği'nde şehir dışında yapılıyor. O yüzden
Biz aslında şehrin kenarında banyosundan giriş yaptık. Gerçi Atatürk Havalimanı da zamanında 70'lerde şehir dışındaydı. Yazlık bölgesiydi. Şimdi şehrin göbeği oldu. Yani bakıldığı zaman buralarda hep bu şekilde şehir dışında. Az kaldı zaten. Az sonra otelimize ulaşmış olacağız. Yani ne yenir derseniz zaten yemeğimiz var. Ancak şehre çıktığınız zaman McDonald's var. Pizzacılar var. Her gittiğiniz yerde de muhakkak sushi vardır. Bunların milli yemeği şimdi sushi oldu artık. Adamlar seviyor ya pilav içi çiğ balık yemeği. Sushi, evet, Japon yemeği. Bayılıyorlar. Her tarafta bakın sushi var. Hele kızları bayılır mesela. Muhakkak bir yere randevu